Yeni bir günden hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizdeki durumları da hemen anlatayım size. Kahvaltımızı yaptık. Bildiğiniz Yelda şey diyor bana, sanayi kahvaltısı. Valla simit, poğaça, meyve suyu. Neyse, karnımızı doyurduk. Şimdi nakliyeciler gelmek üzere. Şerefin de akrabası var. O da geliyor. Muhammed, sağ olsun yardıma. Onları bekliyoruz. Buzdolabının işte parçalarını, aparatlarını çıkarttım. Onları da birazdan kurularım. Hemen onları da yerleştireyim. Bugün bu evde son saatler. Sonra yeni evimize geçeceğiz. Ondan sonracığıma tekrardan tabii ki silinecek, edilecek. Dün öyle bir yerleri sildik ama şimdi girip çıkılacak. Hallederim. Yelda bir gün izin almış. Maalesef 2 gün, yani bir gün daha vermemişler. Onların da işleri yoğun. Sadece bugün kendi odasını temizler. Onun haricinde tüm ev bana bakıyor. Aşırı derecede kızlar. Canı sağ olsun bacımın. Yani yorgunum. Gerçekten kollarımda derman kalmadı. Dün ben bir de güneşliği de yıkarken yanık olmuşum. Kollarım çok kötü oldu. Güneşlikleri de aldık Aslı Hanım'dan. Hemen onları da beze serdik. Neyse, ben lafı çok fazla uzatmayayım. Nakliyeciler gelsin. Sonra yeni eve doğru geçeceğiz inşallah. Ara ara yine çekimler yaparım. Bu arada yine de söyleyeyim. Ne diyecektim size? Ha, ben videoları yüklenme aşaması saati birazcık farklı olabiliyor. Çünkü Mustafa'nın kalkmasını bekliyorum. Yani videomun açılımını, iç açılımı için sizlere. Çünkü Mustafa da uyuduğu için sabah da erkenden de rahatsız edemiyorum. Reklamları o ayarlıyor. Onu da buradan söylemek isterim canlarım. Bana kolay gelsin değil, arkadaşınıza Allah güç kuvvet versin. Yarın Şeref evde misin sen? Yarın evde misin? Yarın evde ben tekim. Ama siz de birlikteyim. Biliyorum, benim yanındasınız. Kalben. Nakliyeciler geldi. Şimdi koltuklarını, şu ayak kısımlarını söktüler. Paketleme işi, sarma işlemleri. İnşallah eşyalara da hiçbir şekilde zarar gelmez. Sen nasılsın? Yorgun. Çek çekli ama. Az bir saniye. Altında tekerlek var. Kitap var onlarda. Ağır değil mi bayağı? Ayağı sokulmedin mi? Biz şimdi eve geldik. Birazdan da eşyalar gelir. Benim de kafa çatlıyor arkadaşlar. Evet, geldi. Hadi bakalım. Yelda geldiler. İşte şimdi cümbür cemaat işe girişeceğiz. Şeref benden güzel cam sildi. Vallahi kızlar öyle ince detaylı yaptı ki. Maşallah. Geldiler. İki. 35 santim fark var. Şurada kaç santim? Taş yalnızın 15 santim şurası. Oluyor mu Şeref'in dediği gibi? 13 santim. Hadi 15'te. 20 santim fark çıkıyor. Burada neyi gözden çıkartıyorsunuz? Ya bu gidecek ya bu gidecek. Hangisi? Ben de buna kıyamıyorum kız. Çok güzel. Gün Allah dönem dönem Allah ne gösterir. Bir şey söyleyeceğim. Yaptırırsınız. Şeref, bunu buradan çıkaralım. Berceri de buradan çıkaralım. Bizdeki durumları size göstereyim. Aynen böyle. Bu ev yerleşir mi? Yerleşir. Heh. Yerleşir değil mi? İnşallah. Tamam, dikkatli ol. Ben bazı şeyleri böyle elimde yıkayacağım. Makineye de aynen bu şekilde arkadaşlar doldurduk. En kısa programda yıkayacağız. Buraya da önemli olan tabaklar. Bunlar elde yıkanmıyor değil mi? Elde yıkanıyor. Ha, aman yemedim. Bir şey.
Ver bakalım. Yedi aslında makineye girecekleri şey yapsak yavrum. Bir dakika. Vallahi benim de belim ağrıyor. Şöyle yapalım. Belim mi ağrıyor? Başım. Şu ağrı kesicinin yerini bir bulsam. Şu tasları atacağım gerçekten. Hiç niye kız? Sütlü aspiran yaparsam. Sütlü aspiran. Şu telefonu ben tripoda yerleştireyim. Ha, hem makineyi. Aynen, hem bunları yıkayayım sizle birlikte. Ay hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Ne almış? Bizim 6 numara da kapı numarası koyulmamış, ona yapıştıracağız. İsimleriniz mi yazılı? Yok. Ha, 6 numara. Ben yaparım ya. Yelda. Neredesin? Buradayım. Görebilir misin? Hayır. Ben size son durumu söyleyeyim. Şimdi ikinci kere bulaşık makinesi çalışıyor. Elime de bayağı bulaşık yıkadım. Durumu görüyorsunuz. Sığmadı. Büyük bir ihtimalle bu giyinme odasına gidecek. Yani giyinme odası yaptılar. Misafir odasıydı ama hani öyle kullanacaklardı. Gelen kişi yatar diye. Fakat olmadı. Bu konsol oraya gidiyor. O kısmı da çekeceğim zaten ayrıntılı. Şimdi şöyle bir söyleyeyim dedim size. Berjer de yatak odasına gidecek. Camın önü aslında çok da güzel duracak. TV sehpası da burada duracak. Ondan sonra üçlü koltuğu da dedik böyle alalım, ikili koltuğu da buraya, çünkü kapı girişi, balkondan girişimiz, çıkışlar böyle daha rahat olsun. Masa aynen bu şekilde duracak arkadaşlar. Allah'ım ne sıcak. Bu arada midem de bulanıyor, başım felaket, sanki böyle tansiyonum düşecekmiş gibi hissediyorum. Taşıma çok zor. Allah kiracıların yardımcısı olsun. Rabbim bir an önce ev sahibi olur. İnşallah hepsi. Neredesiniz? Asma tavan olması yeter benim. Ay vallahi. Bir tane de bir açılıyor çünkü. Bir, iki oluyor. Alıyoruz değil mi şimdi? İki kere öttü. Şimdi bir yorgunluk kahvemizi de içelim. Arkadaşı geldi Şeref'in. Perdeleri halletti. Tabii sonra tekrardan ev düzene girecek ama şu anlık. Bir yerleştirelim. Değil mi gençler? Evet. Ondan sonra bakarız artık. Ha, al hangisini istiyorsun al. Çikolata da bıraktım içeride, tamam mı? Afiyet olsun. Yelda da bunlarla uğraşıyor. Garibanın yüzü gülür mü? Niye kendine gariban diyorsun? Allah halime bak ya. Yoruldun ama değil mi? Valla yoruldun mu değil mi diyorum ama hepimiz mahvolduk. Yarın da işe git. Ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Var mı giyeceğim bir şey? Ne giyeceğim? Böyle gideceğim artık. Beni böyle kabul edin. İzin vermedin. Ne sesi? Örtme örtme. Çok sıcak. Hayır, bir ses geldi. Böcek mi girdik acaba? Bunlar konsola. Ondan sonra tekrar bir dolap içi turu yaparım ben size. Arkadaşlar burası buzdolabı yeri. Fakat Yelda'ların buzdolabı çok büyük. Buraya da sığmadı. Şimdi buraya yapılabilecek en güzel şey kapak ve araya raf. Maşallah her şeyi kendi evimize alır gibi almışız. Sen de çok almışsın diyeceğim ama çok da bir şey çok yok. Çok değil, büyük almışım. Evet çok büyük almışsın. Ne? Beni çekmeyeceksin. Allah'a buradan yeni evleneceklere ne dersin? Kirada oturacaklara? Eşya almayın. Ne nasıl oturacaklar? Yatak yeter. Bir de demin iki tane tabak. Şey, eşyaları da anam babam usulü balkona koysunlar. Hı. Gerek yok ya. Kıyafet tam. Sonra benim gibi böyle.
Hayaller Paris Hilda'nın eşyalar olmadı. Ben diyorum ki çocuğumu beklerim, evimi düzelim, çocuğumun odasına düzelim, ne yapışma. Olsun kızım, bunda da vardır bir hayır. Buradan ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Seslen kız, seslen. Yallah belanı da etsinirmişim. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Ama her ev sahibi de aynı değil. Vallahi benimkiler niye istedikçe Nihal Hanım? Ama eseyim ben. Şu halimle. He? Burada. Böyle yaparken. İki elim. Ay. Yakasında çocuğumla birlikte. Tükür oğlum suratına diyeceğim çocuğum. Ay vallahi Yelda, bu halinde bile adamı güldürüyorsun. Yeni bir günden, yeni bir videoda hepinize günaydınlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evimize, kanalımıza da hoş geldiniz. Evim diyorum, burayı da artık kendi evim gibi görüyorum. Şimdi bugün evimizdeki ilk kahvaltımız. Bu kadar görüyor musun? Sucuklu yumurta yapıyorum. Hemen doyurayım. Mutfağı bugün bitirmemiz gerekli. Dün akşam ben kapanışı da yapamadım. 2 günlük bir vlog olacak arkadaşlar. Dün zaten biraz stresler yaşadık. Onu da anlatacağım size neden. Evle alakalı. Ama ilk önce bir karnımı doyurayım. Telefonu da kendime çeviririm, anlatırım. Yelda aşırı derecede acıktı. Ben de artık benim ayağım titriyor. Birazcık dolapları da dizdik. Bir daha 2 tane yumurta yeter mi kızım? Hı? 2 tane yumurta yeter mi? Daha fazla. Hayır hayır, 2 tava yapıyorum ya. 2 ha, 2. Olur ha? Olur. Ha. Tamam. Sıvı yağ. Sen zeytinyağı mı kullanıyorsun? Hı hı. Bugün kız kardeşim Allah'tan izin aldı. O da çok kötü. Korkuyorum da. Şöyle size bu tarafı alayım. Ay vallahi kızlar var ya, taşımak ne kadar zor. Hele ben taşınsam benim mutfak eşyalarını herhalde bir kamyona... Ben bittim. Ben bittim ya. Seninle ve sülale çekmişiz biz. Aynen, tuz dökeyim mi? Tuz en son dökeyim. Ben... Çok... Tuz nerede? Ben bakıyorum. Ay. Kollarım ağrıdı. Azıcık döktüm. İyice kızartayım çünkü çiğ olmasın. Senin için. İnşaat sesleri eşliğinde zaten günümüze başladık. Horoz. Hadi bakalım. Horoz seslerini. Böyle arkadaşlar, kahvaltımızı da dizdik. Şükürler olsun değil mi? Bugüne şükür. Sabahta bir baktım Yelda başucumda. Ay dedim, sen işe gitmedin mi? O kadar mutlu oldum ki arkadaşlar. En azından bir elde bir eldir yani. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Öyle yarın değil mi? Doktor var. Aa evet, yarın da bebişimizi ya göreceğiz. Bardaklar nerede yavrum? Daha yeni düzdüm. Ay. Daha yeni düzdüm. Dur, bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Zaten tipimiz hepimiz kayıp. Özellikle ben... o yüzümüzü göstereyim. Çocukların karnını doyurayım ben. Buzdolabını temizleyeceğim arkadaşlar. Ne canım? Sürahiye boşaltayım mı? Kimin o sular? Benimkine. Bu benim. Ama ben kafaya diktim. Tam sorun değil ya artık. Ne? Akraba. Artık kaç gündür. Buldun iç. Buldun ye mozundayım. Buzdolabının tüm parçalarında duşakabinde yıkadık. Yıkadım daha doğrusu. Yıkadık diyorum. Yelda kar dolabını temizliyor, yerleştiriyor. Bir dondurucu kaldı. Bunu da halledeyim ki hem alt komşusunda tanıştım. Yeni komşusuyla da vallahi rica ettim, Allah razı olsun, tabii ki getirin dedi, yer var dedi buzlukta, onları oraya götürdüm. Aslı Hanım'da da etler de var, öyle alıp yerleştiririz. Bitti bu, kapak kısımlarını da hallettim, burası da tamam. Şöyle koliyi göstereyim, daha iki koli var. Mutfak eşyası, bulaşık makinesi de bitti. Bunları da yerleştireceğim. Her şeyi tek tek elimizden geçirdik arkadaşlar. Vallahi ne varsa evde böyle bezmez üstüne koyduk. Şu yıkanacakları elimde de yıkadım, hallettim. Şimdi kurulayıp takayım bunları. Son yemek takımını da
alamadım bulaşık makinesine. Yerleştiriyoruz. Ve mutfak bitti. Yani yıkanacaklar bitti. Bunlar da Yelda'nın kullanmadığı bir sürü para verdiği yemek takımı. Yeni evlenecekler yemek takımı almasın. Yeni evlenecek olanlar ne alsın Yelda? Hiçbir şey. Plastik çatallarla devam. Gerçekten eğer kiracıysanız almayın arkadaşlar. Yani sadece işinizi gören koltuk takımı, yatak odası. Yatabilecek kadar yatak. O şunları da yıkayayım Yelda. Şu Amerikanları da yıkayayım. Şimdi biz kumayı malzemelerini koyacak alanımız kalmadı. Ben de diyorum ki şurası yapılana kadar karton kutunun içinde tam şurada dursun. Zaten hemen de mi yaptıracaksınız burayı? Aynen zaten konuşacağız bugün yarın. Yelda arkada pervane yarın gelir. Abla o zaman şöyle yapacaksın. Ortaya yol gelmiyor. Yol gelmiyor. Ay korkuyorum. Ben bunları şu arkaya alayım değil mi? Evet, ortaya şeyleri. Yanlış yaptım. Şöyle yapayım. Şöyle bir çekeyim, çekim yapayım dedim size. Şimdi ama kapatayım. Yanlış düzdüm. Niye? Pervaneyi ortaya almayacak. Ha tamam, şimdi düzelteceğim. Bunu da yapayım, mutfağa yerleştireyim. Hemen duşa atacağım kendimi. Sonra kamerayı da kendimize çeviririz. Değil mi? İşte inşallah da insana benzersek. Şunlar da yıkanacak. Ama bakın hallettim. Allah büyüktür. Bir işe başladık mı bitmiş sayılır. Ama bitemedi daha. Şu hayatta tek güzel yaptığın şey makarna. Çok güzel yapıyor arkadaşlar. Bir de sen soslu da yapıyorsun değil mi? Hı-hı. Keşke var bir gün yapabilsek. Alfredo fettuccine yapıyorum. Ne çini? Fettuccine. Kızlar var ya, o kadar güzel yapmış ki. Ellerine sağlık. Bolene soslu makarna. Yani kıymalı makarna. Ne işte. Yani. Sonra arabiyata. Hadi bakalım. Eğer işimiz biterse belki bir gün yaparız. Tabii, her gün makarna türlerini deneriz. Şimdi bazanın altını yapıyoruz. Yatak odasına giriştik. Mutfağımızı bitirdik. Bu huşları da size göstermek istiyorum. İkiye birçok yere gittiğimde hep göstermişimdir. Bu en büyük boy değil mi? En büyük boy bu. Bazanın altı için. Evet, baza altı için. Güzelce böyle tertemizde kalıyor. Tamam, çekeyim dur. Çekemedim. Kandım mı? Nefes. Şöyle göstereyim size. Valizlerini de sildim. Herhalde şu siyah hastane çantası olarak kullanacak. Veya bilmiyorum, bakarım dedi. Hani belki alabilirim. Küçük bir şey de olabilir. Aynen. Zaten doktor demiş ki sen kendini getir, getirsen yeter. Çünkü zaten bebek için olsun her şey Erciyes Hastanede. Dedi ki. Ne dedi? Ya anne için sanki nefes alamıyorum. Anne için o kadar şey mühim değil de bebek için her şeyi biz hallediyoruz zaten dedi. Kendi eşyalarını al gel dedi. Yani çocuğa çok fazla şey yüklemene gerek yok, kullanmasın dedi. Aynen. Neyse kızlar, şimdi ben kapatayım telefonu. Şuraya da bir hokus pokus. Takipçilerine söylesene doğum çantası hazırlarken en çok ne ihtiyaçları varmış. Bana bir doğum çantası hazırlayalım. Listem yok. Duydu. Seni duydular ama. Tamam işte. Tamam. Duydunuz değil mi kızlar? Cevap verirseniz de sevinirim doğum çantası için. Ne, ne yaptınız? Ne ettiniz? Yani en başta olmazsa olmaz ne? Aynen, evet. Olmazsa olmazları söylesinler. Çok bir şey götürmek istemiyorum. Kıyamam sana. Annem. Horoz. Bunu keseceğim onu. Şunu koyayım. Kendime bir kahve yapayım arkadaşlar. Yelda içmeyecek. O da duşa girdi. Şuradan bir fincan alayım ama. Kahve fincanı nerede? Ha şu. Tamam. Tamam aldım. Hadi.
Geliyor mu sen de balkona? Ben balkona çıkıyorum. Meyve yer misin? Şeftali. Keseyim. Birden böyle canım da çekti benim de. Kahveyi dökerken de bir taraftan hem de şeftalileri de doğrayacağım. Kapanışı da mutfakta yapayım. Taşınırken birazcık stresler yaşadık. Şimdi Yelda anlatsın. Vallahi hangi birini anlatayım ya ben? Eşyalardan. Eşyalar olmadı. Eşyalar kırıldı. Ondan sonra... Sağlık olsun bacım. Ev yamuk bizi. Bu kadar yamuk olduğunu bilmiyorduk. Onu yani, fark ettik. Yani boşken fark etmediniz. Evet. Müteahhitler yaparken kornişleri bile perde girecek alan bırakmamışlar. Arkadaşlar niye böyle şeyler? Aranızda müteahhit kocası olan varsa niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Kornişler öyle bir şey ki perdeyi taktığınızda 20 santim aralıklı duruyor. Evin içi de gözükür. Yani... Bu sefer de storları nereden doğru taktı? Kiriş yok. Yok. Şimdi normalde storun en arkada olması gerekiyor. Evet. Onlar kornişe o payı bırakamadıkları için, kornişi ta duvarın dibine dayadıkları için haliyle storu duvardaki kirişe monte etmek zorunda kaldı. Bu da demek oluyor ki evet. Tülün altından storlar öyle armut gibi görünüyor. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra canını sıkma dedim. Yapacak bir şey yok. Yani mutfağı olmadı. Zebra perde olmadı. Yani bize ekstra vestiyer masrafı çıktı, dolap masrafı çıktı. Evet. Ondan sonra perde masrafı çıktı. Başka? Bayağı masrafları çıktı. Yani bayağı masrafımız var. Hepsini çocuk doğum öncesi evet. Hepsini nasıl yapacağız? Artık Allah büyük olacak. Allah büyüktür. Bir yerde ben Toto oynamaya başladım. Şerefe de dedim ki at yarışına da sen başla. Şerefe yapıyor arkadaşlar. Belki piyango falan çıkarsa onlarla ev hallettireceğiz seni. Nasıl planım var? Ama sen sadece mutfak, vestiyer. Sonra çocuğunu... Bak doğuma çok az kaldı. Önce vestiyer halledecek. Sonra perde olmasın. Halledilecek. Koltuk olmasın. Hiç fark Allah'tan olmaz. Tek tesellim çocuğun odası iyi olması ya. Evet bakalım. Eğer o keşke konsol odası olan olsaydı cuk diye oturacaktı. Çocuğun odasının iyi olması bana... Ne istiyorsun? Su. Su. Aa tamam. Çocuğun odasının iyi olması büyük bir artı. Mutfağın en azından geniş olması büyük bir adı. İstanbul'da mutfaklar çok küçüktür. Yani evin şekil ve şemaline göre aslında ev kötü değil. Ev çok kolonlu ve kirişli. Yani bol bol kolon yapmışlar. Azıcık da çap da var. Ki çap ev ne Yelda sever ne ben. Bunun da dilimi tutuldu, gözümü görmedi ne de anlamadım. Yok hayır hafif ya. Ama çok belli olmuyor. Yani biz bu evi tutarken ona çapa artık bakmadık çünkü kiralar çok arttı. Zaten herkes biliyordur bunu. Artık bana kirasını soruyorsunuz. Söylemeyeyim arkadaşlar. Çok fazla. Çok yani 4500 yazan da var. Daha da fazla kızlar. Söylemeyeyim boşverin. Yani yüksek, çok yüksek. Yani bu eve, ya bu evi demeyeyim, İstanbul'daki kiralar öyle yani. Aslında İstanbul'daki çoğu ev değeri de evet, çok evet. Üstünde zaten kiralar. Eder mi o fiyat? Etmez. Kimse de zam gelmeden emlakçıdan değil de sahibinden ev bulduk. Ha bir artısı o. Emlakçıya para yedirmedi. Aynen. O kadar. Emlakçılar çünkü gerçekten nasıl desem? Deme. Değişik insanlar. Deme. Neyse. Kapanışı yani, yapayım mı? Yap. Ben buradan saydıracağım yoksa birazdan. Yavrum garibim. Allah'ım inşallah ev sahibi olurlar. Ben diyorum zaten biraz kendinizi toparlayın. Ev sahibine vereceğiniz parayı üstüne de birazcık da koyarsanız 2 sene sıkışırsınız. Zaten zamdır, odur, budur. Rahatlıkla yani biraz sıkıntı ama çekersin. Biz neden alamıyoruz ev? Biz neden? Normalde alsak alırız ama şöyle bir durum var. Biz paramızı hazırlıyoruz, borcumuzu, her şeyimizi, kendimizi hazırlıyoruz. Hop, piyasa yükseliyor. Enflasyon
çıkıyor, piyasa yükseliyor. Biz yakalıyoruz, o yükseliyor. Yani oturuşuyor biz. Kaçan kovalının gibi ya, değişik bir ilişkimiz var gerçekten evlerle. Olur, o yüzden olur. Ben de çok memnun değilim. Evet, yani bana da bu kirayı vermektense kendi kredimi ödemek daha mantıklı geliyor. Kendi ama oturduğu evi alacaktı. Ben zaten size söylemiştim. Ev sahibi son anda fiyatı yükseltti ve zaten alacağız diye arabalarını da satmışlardı. Evet. Sonradan fiyat yükselince bunlar da araba aldılar. Sonradan tekrar bir almaya kalkıştılar. Tabii ki fiyatlar uçtu gitti arkadaşlar. O ara işte neyse, tekrar ikinci taşınma. Sonra dur ya, muhabbet ediyoruz. Gel muhabbet et o zaman. Yok canım, istiyorum sadece. Sonra işte öyle. Allah herkesin yardımcısı olsun. Oy, kurban oldum. Başta benim. O, Allah'a şükür aç değilsiniz, açık da değilsiniz. Acım. Şu an acım şeftaliye bakıyorum. Tamam, al hadi. Canlarım benim. Severek mi beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur umarım. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Videolarımı beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma da abone değilseniz, abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz.